Selamlar ve sevgiler sevgili dostlar. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzeriniz olsun. Bakın, çok sorulan sorular bu mevsimde, bu zamanda. Bugün 2024-26 Haziran, Çarşamba. Narenciye çiçeklerinin tutmasıyla ilgili, çiçek dokunmasıyla ilgili bir videoyu yine çekmek zorunda kaldık. Bakın, gördüğümüz, önümüzde gördüğümüz bu mandalina. Bu mandalinanın daha önce size çekmiş videosunu göndermiştik. Sevgili dostlar, bakın. Bu sene öyle bir hal oldu ki, olduğu gibi şöyle meyveler yandı, döküldü, hep döküldü. Aşağıları görseniz, bakın burada tespih tanesi gibiydi. Her tarafı doluydu. Şimdi o kadar seyreldi ki, bakın şöyle dalında yandı, dalında şeyiyle beraber yandı. Yani sapıyla beraber yandı. Bak, böyle bir sıkıntı oldu. Bir hastalık oldu. Şu dalları görüyorsunuz zaten. Böyle hastalıklar, bakın, kocaman şeyler olduğu gibi döküldü. Dallar kurudu, gözler kurudu. Soruyorlar dostlarımız, acaba ne oldu? Benim limonlarım niye düştü? Bakın, bizde de aynı. Ha, bunlar biraz böceklendi, hastalandı, ilaç vuramadık ama. Bunlar çok yakın zamanda böyle sabah kalkıyorsun, bakıyorsun ki tamamen şekil değişmiş. Bakın, bunlar hep böyle yandı, kuruldu, döküldü. Birçok dostumuz bize soruyor, acaba neden? Bakın, böylece kurudu, bakın dallarıyla beraber kurudu. Tabii ki bunu daha bilen uzmanlar vardır, onlar da bize daha doğrusunu belki bilirler. Böyle sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir akşamda üzerine bir şey yağıyor. Yani bir nem yağıyor, bir hastalık nedir anlayamadık. Yani havadan bunlara bir şey geliyor. Bir akşamda bakmışsın yanmış. Bu sene yöremizde bu sene erikler böyle oldu. Zaten bir iki senedir erikler, armutlar, sıkıntı yaşıyoruz onlarla. Bu sene de narenciye bunda bu kadar vardı, bakın böyle olduğu gibi bitti. Üzerinde 5-10 tane kaldı, o kadar. Yani bunların açıkta olanı da, kapalı da olanı da hep böyle. Yani gördüğünüz gibi, bakın yerler hep böyle. Bakın şöyle, burada da bir tane portakalımız var, bakın. Portakal da bu yıl öyle bir çiçek vardı ki, fena halde çiçek vardı. Susuz bırakmıyoruz. Suyunu veriyoruz zaten, görüyorsunuz. Ama meyveler hep döküldü. Ya bir tane kalmadı. O kadar çok meyve vardı ki sevgili dostlar, bakın. Bakın şuraya. Şuraya bakın. Ya hep altı böyle doludur bunun şuraya. Şu kadar meyve. Şu kadar meyve olmuş. Portakal bu. Olmuş, dökülmüş. Hala da ağaçta duranlar dökülüyorlar. Yani bunlardan dolu etraf. Maalesef. Yani bilmiyorum, dökülmenin çaresini soruyorlar bana. Neden dökülüyor falan. Sıcaklar çok. Sıcakları anlıyorum. Fakat yani burada yöremizde o kadar fazla sıcak yok. Yani yöremizdeki sıcaktan olduysa Adana yanıyor. Adana'dakiler kökünden kurumuş olması lazım. Yani Akdeniz, Ege, Narenciye bölgesi. Ancak ya, hastalık var. Hastalık, evet. Hastalık var. Bak. Bakın şöyle dallar, gözler yarıya kadar kurumuş. En son Malatya'dan, Antep'ten soran dostlarımız oldu. Çiçekler düşüyor. Ben suluyorum ama yine de düşüyor. Ne yapmam lazım?
Ben de aynı dertten yandığımı söyledim. Yağmur, her yağmur sonu bir böceklenme oluyor. Her yağmurun peşinden zaten biz 3 aydır, 2 aydır yağmur görmedik de bir nem olunca hemen böceklenme geliyor peşinden. Bakın Allah'ın sırrı hikmeti bunda bir tane bile kalmamış desem. Gerçekten öyle. Fakat çok doluydu. Evet, buradakiler yine mandalina. Bunlar da zaten az vardı. Bunlar böyle. Bakın bunlar sonradan yeni büyüyen dalların ucunda vermişler böyle. Yani bunlar da kalın kabuklu olacaklar. Bu uçta olanlar genelde kalın kabuklu oluyor. Nadenciyelerde bu yıl meyve tutumu olmadı. Yani güzel olmadı. Her sene bir olmuyor. Bu sene bunlara bir hastalık vurdu. Böyle olduğu gibi döküldüler bakın. Şöyle. Yani dal kuruması da var bakın. Böyle dallar da kuruyorlar. Dal kuruması oluyor. Şöyle böyle göstereyim. Dal kurumaları oluyor böyle. Biz de artık yaşlandık. Çok fazla ilgilenemiyoruz. Çok fazla uğraşamıyoruz. Yani bir çiçeğe oldu hemen git ilaç vur. Yapamıyoruz. Bakım istiyor. Devamlı bu işlerle uğraşmak istiyor. Birine bakıyorsun, diğerini unutuyorsun. Burada bir çiçeğimiz var. Yani çiçek değil bu. Kaymak ağacı. Bir boğum bir şey çiçek açtı. Ama zor meyve tutuyor. Nedense bu da öyle. Bu da öyle. Meyveyi zor tutuyor. Yani öyle. Çiçekler meyveye zor dönüşüyor ama çiçekleri çok güzel. Bunları iki tane bir yere koyduk. Bunu tutturmasın diye, çiçek tutturmasın diye. Kendisi çiçek açmadı. İnat etti, çiçek açmadı. Ha, bir tane çiçeği var burada böyle. Meyve olur mu olmaz mı? Meyvesinden daha çok çiçeği çok önemli. İstediğimiz şekli verebiliyoruz. Bahçede yaprak dökmeyen bir bitki. Devamlı yeşil duran böyle. Böyle güzelce çiçekleri olan. Daha açacak çiçekleri var. Daha önce açmışları var. Böyle çiçek serüveni devam ediyor. Meyvesi olmasa bile kendisi güzel bir meyve. Limona gelince bakın burada limon. Bu limon da çok çöktü. Bu limon da böyle güzel limonları vardı. Çok şey vardı. Çok limonu vardı. Ama maalesef döktü. Döktü ama yedi veren yine açıyor. Yine açacak. Yine bekliyoruz, yine bekleriz. Bunlar da yöremizin kara üzümleri. Bakın geçen sene üzüm hiç olmamıştı. Hiç olmamıştı. Bu sene üzüm maşallah subhanallah bakın. Yöremizin kara üzümleri bunlar. Şöyle bak. Sevgili dostlar. Üzüm. Ha, kendini tartmıyor böyle. Gelmiş aşağı doğru.
Burada incir çektiklerini dedik. İncirin birkaç çeşidi var. Bir Allah ondan razı olsun. Bir dostumuz bize Almanya'dan incir çeliği getirmiş. Orada değişik incir var. Bizim incire benzeyen başka bir incir var. Benden incir aldı da onun da kendisini getirdi. O da hemşerimiz. Oradan başka incir getirdi bunu. Diktik bakalım inşallah. Olacak. Onlar da bizimkilere benziyor biraz. Göreceğiz bakalım nasıl incirdir. Trabzon hurması da böyle işte burada. Araziye uymuş. Burada zeytinimiz var ama zeytin yöremizde pek fazla olmuyor, vermiyor. Biz de zeytini çok seviyoruz. Zeytin de güzel bir ağaçtır tabii. Yani başka bir ağaçtır. Zeytin çok yaşayan güzel bir ağaç. Dekora güzel gelen. Dekor verilebilen. Evet sevgili dostlar bakın. Tahna dediğimiz Karadeniz'in olmazsa olmazı ilaçsız büyüyen bir ağaç. İstediğimiz şekli verebiliyoruz kapı önünde böyle. Daha çok hobi bahçelerinde süs için. Hudut kenarına dikilebilir, şekil verilebilir. Suyu çok sever. Suladıkça büyür, güzel dallanır. Hem meyve verir, hem onun gölgesinde oturulabilir. Hem bahçe suru olarak kullanılabilir. Yani bahçelerin kenarına yeşil dursun diye çam dikiyoruz ya. Bu çamın meyvelisi, meyve vereni, yaprağı daha genişi. Kısaca ben yöremizde bu daha çok seviliyor. İstediğimiz gibi ağaç yapabiliyoruz. Bir mandalina daha. Bu da böyle. İçinde su olmayan bir bahçemiz var. Buradan suyu doldurup arabayla beraber bahçemize taşıyoruz. Bakın sevgili dostlar burada armut var. Sakal küresel armut ama sakalı çürütüyormuş ama kendi de çürüyor bak. Böyle bunlara bir 2 senede sıkıntı oluyor. Daha önce yoktu. Çatlıyorlar, patlıyorlar. Yani sıkıntılı oluyorlar. Anlayamadık gitti. Böyle aslında geçen sene pek fazla sulayamadık. Acaba susuzluktan mı oldu diye düşünürken bu yıl suladık ama yine böyle bir çatlama var. Armutlar sıkıntılı. Yöremizin havası tamamen değişti. Yani yöremizde istediğimiz tarım olmuyor. Yöremize ne bileyim çeşitli santraller kuruldu. Onlardan mıdır? Nedendir bilemiyorum. Sıkıntı oldu. Sıkıntı yaşadık. Burada bir genç portakalımız var. Bu da çok çoktu ama bu biraz daha dirençli yeni fide olduğu için çok çiçeği vardı ama yine üzerinde birkaç tane zor bıraktı. Kamkata gelince kamkat biraz daha cesaret veriyor ama bu şimdi zaten çekişti. Bunu ne zaman dökeceği, neyi yaşatacağı, nasıl yaşayacağı hiç belli değil.
Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bu videoyu çiçek dökülmesiyle ilgili çektim. Yani meyveler neden dökülüyor onu anlatabilmek için çektim. Bakın bu ağaçları size çekip videosunu atmış göstermiştim. Olduğu gibi çiçekti. Yani arılar buralarda koşuşuyordu ancak yok. Olmadı. Olmadı. Bilmiyorum ne hikmettir. Burada erik ağacımız vardı. Eriği tepeden getirdik, evin üzerinden buraya koyduk. Burada bir fırtına geldi. Bir akşam yağmur beklerken erik baktık devrilmiş. Arkada bir fidan vardı, onu kırmış. Şurada bir tane vardı, onu kırmış. Neyse de doğrulttuk, yerini aldık bunu. Ancak burada bir portakal var. Sevgili dostlar bakın. Portakal çok fena vardı. Hep onları döktü. Döktü, döktü, döktü. Burada bir dalı vardı, onu kestim. Bu dalı bakın böyle kurtarmak için. Ağaçları yenilemek gerekiyor ama bunun biraz sıkıntılı bu. Bu artık yaşamayacak gibi. Şu kadar şeyi dökmüş daha bundan. Şey bekleyemeyiz. Hep döktü meyveler. Yani bir de düşünüyorum. Acaba nazar mı değdi diye öyle şey yapıyor. Ne bileyim ben. Nazar diyecek neler var. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Beni izleyen dostlarım, kusura bakmayın. Yani boş mu konuştum, dolu mu konuştum? Fazla zamanınızı aldım, hakkınızı helal edin. Bu yaşta bu işlerle uğraşmak bizim işimiz değil ama heves. Benimki bir heves eden dostlarıma yani bildiklerimi aktarabilirsem ne mutlu bana. Hani bildiğim yok da belki benden az bilenler için konuşuyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bakın armutları yine orada gördükçe şuraya bakın ya arkadaş. Yani yağmur yağmadı. Neden bunlar böyle oldu anlayamadım. Hep yandı, hep yandı. Yani ülkemizde iklim değişimi var, hava değişimi var. Gökten artık bereket yağmaz oldu. Bizim de günahlarımız var tabii. İnsanın başına bir şey gelirse mutlaka kendine baksın. Yaşamını kontrol etsin, nasıl yaşıyor. Evet. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Gününüz bereketli, mübarek olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Görüşmek üzere.